Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni Cargo Simulator 2021 videosuyla yine beraberiz. Bugünkü videomuzda bu oyunda hiç kullanmadığım bu araç, yani Volvo'nun F1600 modelini satın alacağız. Bu aracı satın aldıktan sonra ne yapacağız? Modifiye merkezine gideceğiz. Baştan aşağı aracımızı, tırımızı güzel bir şekilde modifiye edeceğiz. Ondan sonra yükümüzü aldıktan sonra Erzurum'a doğru yola çıkacağız ve yeni güncelleme sohbet videosu yapacağız. Önümüzdeki güncelleme ile beraber neler gelir falan onları inceleyeceğiz. Sizin yorumlara yazdığınız farklı fikirler vardı. Onların gelme ihtimalleri nasıl, gelir mi gelmez mi onları inceleyeceğiz. Yani yine dolu dolu bir video bizi bekliyor. Erzurum'a doğru niye gidiyorum arkadaşlar? Diğer videoda, bu videodan sonraki videoda Erzurum ve Rize arasındaki o rampalı yolda Volvo ile bir deneme yapacağız. En fazla yükü, en ağır yükü alıp orada bir Volvo'yu deneyeceğiz. Bu model orada zorlanacak mı? Onun denemesini yapacağız. O video diğer videoda inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu seriyi çok seviyorsunuz. Cargo Simulator 2021'de en sevdiğiniz seri bu. Yeni tır alıp modifiye etme serimizi, bu tarz videomuzu çok çok seviyorsunuz. İlginizden dolayı da çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen tırımızı şöyle satın alalım. Tırımızın fiyatı ne? 651.000 fiyatı var arkadaşlar ve bize 53.000 kalıyor. Modifiye etmek için baya baya güzel bir para. O para bize yeter arkadaşlar. Hemen şöyle tırımızı alalım. Hayırlı olsun arkadaşlar. Aracımız gerçekten efsane. Şöyle dış görünüşüne bir bakalım. Gerçekten çok çok güzel bir araç aldık arkadaşlar. Şöyle paramıza baktığımızda, biraz önce garajdan çıkarken, yani galeriden çıkarken bize reklam izletti ve paramız 86.000'e çıktı. Gayet güzel. Modifiyeye fazla fazla yeter arkadaşlar. Şöyle içeri geçelim. Söyleyecek bir şey yok. Böyle bir direksiyon aksamı, gösterge panel olmaz. Aynalara bak. Ayna detayları efsane. Şu aşağıdaki aynada çalışsaydı daha iyi olurdu. İçeriye bak. Gerçekten çok çok iyi bir araç satın almışız. Daha önce niye almadım diye düşünüyorum. Param yoktu arkadaşlar. Daha önce niye almadım? Param yoktu. O yüzden. Şimdi şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir koltuk ayarı yapalım. Şöyle yapalım. Oo, güzel. Şu aynayı da artık şöyle kenara at. Gel. Heh. Şimdi bakalım. Gayet güzel. Gerçekten efsane bir araç aldık arkadaşlar. Şöyle ben bir benzinli... Lan. Aracı daha alır almaz kırıp dökeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir yakıtımızı fulleyelim. Fullemesek de bir şöyle bir orta yapalım yakıtımızı. Çünkü aracımızı yeni aldık ve yakıtsız yolda kalmayalım. O kadar para verdik, bir de yolda kalmayalım aracımızla. Evet, şöyle bir yarım depo yapalım. 6,39'muş burada mazot fiyatı. Tabii ki oyunda yeni güncelleme gelecek. Yeni güncelleme ile beraber bu fiyat artar. 10 lira olur arkadaşlar, biliyorsunuz. Günümüzde gerçek hayatta bu yakıt fiyatları, benzin, mazot fiyatları baya baya arttı arkadaşlar. Gerçekten üzücü bir durum. Haydi bakalım. Neyse. Şimdi oyuna dönelim. Gerçek hayatla ilgimizi keselim. Gir bakalım modifiye merkezine. Hop, yağmur da yağdı. Şu anda Karadeniz bölgesinde olduğumuz için yağmurlar yağması normal. Haydi bakalım. Aracımız bu. İşte Volvo. İşte efsane araç bu. Şöyle ilk başta paramız güzel yani. Rahat rahat, güzel güzel, inceleye inceleye, önümüzdeki güncellemelerde modifiyede neler gelir, beklentilerimizi söyleye söyleye güzel güzel inceleyelim. Bak mesela bu araca şu gider. Bu efsane gider. Bunu ben hemen onaylayayım, alayım. Bu araca bu gider. Şöyle. Artık korumalık alacağız. Diğer videolarda diğer araçları modifiye yaparken korumalık almamıştım ama bu kez alacağım. Ama şu korumalıkta farklı seçenekler. Mesela şöyle ön tarafı full kaplayacak şekilde korumalık olsa gerçekten iyi olur. Ama neyse, bununla da idare edelim. Ya da almayalım ya. Korumalık almayalım. Aracı çok bozuyor. Şöyle üst taraf. Buraya ismimizi yazabiliyoruz. İsmimizi yazalım. Dur yine ismimizi yazalım arkadaşlar. İsim önemli. Evet, bunu da onayladık. Hüseyin yazımızda yazdık. Bu diğer yazı. Bunu yazmaya gerek yok. Aşağı tarafı yazıyoruz. Ondan sonra şey kapatıyor. Silecekler. O yüzden aşağı tarafa yazmayalım. Şöyle lambalara bakalım. Bak şöyle farklı üst taraflara ledler olsa
Nasıl olur arkadaşlar? Şunu alalım ya. Ya da şu. Şu daha iyi. Bunu da aldık. Şöyle ön taraflara farklı led. Mesela şunda olduğu gibi. Bak şunda. Bak ledler oldu ama daha detaylı led çeşidi. Oo, şu çok, çok güzel oldu bak. Bunu da aldım. Tamam. Sırada aynalar. Aynalar araçta aynı renk olsun mu arkadaşlar? Farklı renk olsun ya da. Ya da aynı olsun ya, bozmayalım. Ondan sonra şöyle geçtiğimizde bu ney? Ha, farlar. Farlar bu kez farklı bir renk yapacağım. Hep mavi ya da sarı tonlarını yapıyoruz. Şöyle başka da ton yok ki güzel ton. Bak ya sarı ya mavi. Şu ton nasıl olur? Bu iyi. Bunu yapalım. Ya da şu. Tamam. Bunu beğendim. Biraz kırmızı gibi. Güzel bir renk tonu. Bu iyi. Ondan sonra bunu yaptık. Farlar. Geçelim aksesuarlara. Yani şöyle farklı aksesuarlar gelse, farklı böyle süs çeşidi falan gelse çok güzel olur arkadaşlar. Yani bunları bekliyoruz ama bir türlü aksesuar çeşitliliği gelmedi. Bak. Dört büyüklerimiz var. Evet. Atatürk'ümüz var. Türk bayrağımız var. Diğer ülke bayrakları var. Mesela buraya farklı logolar falan da olsa iyi olmaz mı? Evet. Orada aslan, kartal, kurt. Güzel seçenekler gelmesi lazım. Şimdi biz yine Türk bayrağımızı yapalım. Onaylayalım. Bak perde de arkadaşlar. Mesela biz üst tarafta bu perde güzel ama bunun farklı seçenekleri de olsa güzel olmaz mı? Bak bir tane. Dik bir tane. Yani böyle bir 3-4 tane olsa. Mesela yan camlara perde olsa çok güzel olur. Yani gerçekten bunları bekliyoruz. Bunu da aldık. Korna. En sevdiğimiz şeylerden birisi. Bunu duya duya artık bıktık. Bak bu güzel. Bunu alıyorum arkadaşlar. Zaten bu korna güzeldi. Bunu aldım. Bunu aldım. Tamam. Süspansiyon olayını çok yumuşak yaptığımda sert orta yapalım. Orta. Orta sert. Süspansiyon orta sert de olsun. Güzel. Ondan sonra iç aydınlatma. İşte şöyle iç aydınlatmayı artık şöyle bu aracı yakışacak bir iç aydınlatma olması lazım. Şöyle bakalım. Bak. İşte bu yakıştı. Bu da yakıştı. Bu biraz boğdu. Bakalım şöyle. Yani şu daha iyi yakıştı gibi geldi arkadaşlar bana. Bunu da aldık. Motor sesi. Dur şuradan 30'dan başlayalım. 30 tane motor sesi var. Bunda sıkıntı yok. Bayağı zengin. Kornalarda da biraz farklı şeyler gelse artık sıkıldık kornalarda. Yani şöyle tırlara yakışacak bir korna seçenekleri olsa iyi olur. Bu da bayağı araç boğuluyor yani. Böyle Volvo'ya yakışır bir ses olması lazım. Bunu zaten daha öncelerde yaptık. Bak 24 olabilir. Bu da çok bağırıyor. Yok yok. Fazla uzatmayacağım. 24'ü alıyorum arkadaşlar. 24 gerçekten iyi. Hatta şöyle bir tane daha dinleyin istiyorsanız 24'ü. Güzel. 24 iyi. Şimdi renge geçelim. Artık önemli şeylerden birisi. Rengimiz. Şöyle araç. Oo, bozduk ya. Şimdi mavi renk tonu iyi geldiydi araca. Yine mavi renk yapmak istiyorum. Ama bu da yakıştı bak. Oo, gayet güzel. Hemen onaylayalım. Ve gerçekten aracımız çok çok güzel oldu. Şöyle yavaş yavaş inceleyelim. Gerçekten iyi oldu. Şimdi lastikler ve jantlar. En çok beklediğimiz şeylerden birisi arkadaşlar. Lastik yanakları, jant çeşitliliği. Şöyle ledler. Çok led istiyoruz arkadaşlar. Mesela bu ledler yetersiz. Farklı birçok şuralara falan ledler olsa. Özellikle plakalar. Plakalar mesela yok oyunda. Plaka gelse çok iyi olur. Dediğim gibi
Farklı aksesuarlar bekliyoruz. Beklenti yüksek. Bu şekilde bir modifiye yaptık. Hadi hayırlı olsun. Şöyle paramıza baktığımızda o kadar abartı bir para gitmedi. Yani o kadar şeyler aldık falan. Ama paramız yine güzel bir şekilde duruyor. Bu tarz oyunlarda modifiyeyi seviyoruz. Modifiye seçeneklerinde farklı şeyler olursa çok çok seviniriz. Bu oyunda da güzel şeyler bekliyoruz. Şimdi modifiye seçeneklerinin fiyatları falan da uygun olması daha iyi oluyor yani. Şimdi Samsun'dayız ve güzel bir yükümüzü alalım. Dediğim gibi Erzurum'a doğru gidiyoruz. Hop, o nasıl bir frendi ya? Bu arada arkadaşlar biz iç aydınlatmayı niye açmıyoruz? Falları. Aracımız da gerçekten efsane oldu. Şöyle baktığımızda mükemmel. Şimdi yükümüzü alalım bakalım. Hangi yük Erzurum tarafına doğru gidiyor? Şöyle bakalım. Bu taraf olmaz. Geç bu tarafı. Yine yanlış tarafa gidiyor. Oo, bütün yükler hep o tarafa mı gidiyor? Bak. Heh, Tunceli'ye giden bir yük bulduk. Bu biraz daha yakın. Bakalım diğerleri nasıl. Bu kısa mesafe. Bu da kısa. Bu yine İstanbul tarafına doğru gidiyor. Bu da olmaz. Tamam. En iyisi şu anda Tunceli'ye doğru giden yük. O hangisiydi? Bu da değil. Ha, bu. Bu yük ideal. Bunu alalım. Bu yine de Erzurum'a yakın tarafa gidiyor. Yani boş yere gitmeyelim. Hem yük götürelim. Şimdi kepçe taşıyacağız. Tamam. Tamamdır. Şöyle alalım. Bakalım kaç ton? Volvo'yu zorlayacak mı? Almadı. Heh. Şimdi bakalım kaç ton? 17 ton bir yükümüz var. Gayet güzel. 514 kilometrede yolumuz var. Hemen şöyle içeri geçelim ve yolculuğumuza başlayalım. Ne demiştik arkadaşlar videonun başında? Yeni güncelleme sohbetimizi yapacağız demiştik ve şöyle bir bakalım önümüzdeki güncelleme ile beraber neler gelecek. Çünkü bazı arkadaşlar güncelleme gelmeyecek diye söylüyor. Ama geçen güncellemede yine aynısını söylemişlerdi. Güncelleme gelmeyecek falan demişlerdi. Bazı arkadaşlar oyunu silmişti. Sonra takdimi güncelleme geldi. Bir tane tır yeni yükler falan geldi. Yine böyle bekletecekler ama bir güncelleme gelecek arkadaşlar. Bu güncellemede neler olacak? Onları hemen size söyleyeyim. Bir de sizin yorumlara yazdığınız farklı fikirler, düşünceler vardı. Onları da inceleyeceğiz. Gelme ihtimalleri nasıl? Onları da bakalım. Şu anda not defterim önümde. Teker teker inceleyelim. İlk başta arkadaşlar yine bu güncelleme ile beraber bir veya iki tane farklı modelde tır gelecek. Yine farklı yüklerden bir veya iki tane falan bekliyoruz. Bakalım hangi yükler gelecek. Sizin tahmininiz falan varsa, şu yük tipi gelsin dediğiniz varsa onu yorumlara yazın. Hatta farklı tır demiştim ya. Hangi tırı beklediğinizi de yazın. Mesela ben 40 ayak modelini bekliyorum arkadaşlar. 40 ayaktan bir tane gelse, Ford'um var, Mercedes'im var. Bakalım hangisi gelir. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada bu araç gerçekten mükemmel hızlı. Çok çabuk topluyor. İşte istediğim aracı buldum yani. Sonunda buldum. Ondan sonra yeni yollarda biraz iyileştirme, özellikle tüneller falan bekliyoruz arkadaşlar. Tüneller zaten oyunun ilk çıktığı zamandan belli. Tüneller gelecek gelecek dedik ama bir türlü tüneller gelmedi. Şöyle farklı yollar da olsa iyi olur. Çünkü artık bu yolları da ezberledik yani. Git gel git gel. Artık biraz da sıkıldık gibi. Şöyle toprak yollar falan, o tarzda şeyler gelir mi diye düşünüyorum. Dinleme tesisini bekledik arkadaşlar. Araç yıkama, uyuma, yemek yeme özellikleri falan. Bunları çok bekledik. Yine tüneller gibi oyunun başından belli beklediğimiz şeylerden birisi de dediğim gibi dinleme tesisi. Ama bir türlü dinleme tesisi de gelmedi. Bakalım bu güncelleme ile beraber gelir. Şoför alma, işe gönderme. Şimdi benim 5 tane tırım vardı arkadaşlar. Hepsini sattım. Bunun sebebi de şoför yok. Yani boş boş garajda duruyor. O yüzden yani ne gerek var? Hepsini sattım. Volvo'yu aldım. Güzel de paramız var. Yani şoför alma, işe gönderme falan olsa aldığımız araçlar boş yere durmaz yani. Garajımızda boş yere durmaz. Hem güzel güzel paralar kazanırız. Oyunun daha güzel oynarız. Yani her şeyi alırız. Bütün garajları falan alırız. Güzel olur. Chat özelliğini bekliyoruz arkadaşlar. Multiplayer'da oynarken, ekip konvoyları falan yaparken sıkıntı yaşıyorduk. Chat özelliğinin acil bir şekilde oyuna eklenmesi lazım arkadaşlar. Bazı videolarda incelemiştik. Chat özelliği gelse nasıl olur falan diye. Onu da izlemeyen arkadaşlar varsa izlesin. Gerçekten
güzel olur. Baya baya iyi olur. Bazı arkadaşlar, şimdi tahmin olarak söylüyorum arkadaşlar. Hani fikirlerini söylemiştiniz ya, gelme ihtimalleri nasıl, onları inceleyelim. Tamirhane söyleyen arkadaşlar, lastik patlaması, motor arızası, ondan sonra yağsını suyunu kendimiz koyalım. O tarzda yorumlara yazan arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Tamirhane detayları, bu lastik patlama, motor arızası falan gelmez arkadaşlar. Bu tarz bir oyun değil. Yani kargo oyunu, oradan oraya yük götürme oyunu. O yüzden bu tamirhane olayına girmeyeceklerini söyleyebiliriz. Yani tamirhaneyi beklemeyelim arkadaşlar. Ayrıyeten şöyle baktığımda yine grafiklerde, özellikle şu gölge detaylarında, bak şurada bir duralım. Düz devam edin. Bir dur. Araç durmuyor da. Mesela gölge detayları hiç yok. Bak. Yani bir grafiklerde ufak iyileştirmeyi ben bekliyorum. Yani şöyle hafif de olsa bir grafik iyileştirilmesi, fizik, araç fizikleri falan olsa iyi olur. Gayet güzel bir oyun. Çok sevdiğimiz bir oyun. Yani daha gelişmesi lazım bu oyunun. Bayağı da oynadığımız, ta oyun ilk çıktığından beri oynuyoruz. Çok severek oynadığımız bir oyun. O yüzden şöyle grafiklerin falan, araç fiziğinin gelişmesi gerçekten çok çok iyi olur. Şimdi Erzurum'a doğru gidiyoruz ve isterseniz multiplayer'da konvoy eşliğinde ekip olarak Erzurum ve Rize arasındaki o rampalı yolu beraber geçebiliriz arkadaşlar. İsteyenler varsa yorumlara yazsın. Konvoy yapmak ben de isterim. Yani uzun süredir ekip konvoy yapmıyoruz. Hatta uzun süredir Cargo Simulator 2021'de oynamıyoruz. O yüzden oynamak isteyen arkadaşlar varsa yorumlara yazsın. Şöyle iyi bir sayıya ulaşırsak güzel bir şekilde yine eski günlerdeki gibi konvoyumuzu yaparız. Şimdi arkadaşlar, yani bu oyunda güncelleme süreleri dediğim gibi biraz uzadı. O yüzden oyunu silen arkadaşlar, yani oyundan bıkan arkadaşlar, beklemekten bıkan arkadaşlar çok oldu. O yüzden oyunu siliyorlar. Yani silebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü güncelleme her an gelmiyor ve artık dediğim gibi sıkıldık. Yani yine bir güncelleme gelecek, onu söyleyeyim. Konvoya katılmak isteyen arkadaşlar varsa yorumlara yazsın. Güzel bir şekilde konvoyumuzu yaparız. Şöyle ufaktan artık şöyle sağa geçelim. Hop 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 hop, yavaş. Artık videomuzu yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. El frenimizi de çekelim. Aracımız gerçekten efsane. Aracımızı aldık, tırımızı aldık. Güzel bir şekilde modifiye yaptık. Videonun sonlarına doğru da yeni güncellemede neler gelir falan onları inceledik. Güzel bir video oldu. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Gerçekten bu çok çok önemli. Videoya ne kadar çok beğeni gelirse o kadar bu seriden devam ederiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Siz de yorumlara dediğim gibi düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.